düşmanlık, düşmana askerliktir. Şu sivillerimizin bir gün başsağlığı dilendiniz. Haysiyetsizler! Haysiyetsizler! Allah'ın izniyle bu millete aşamayacaksınız. Kardelen Ana Haber'den herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Hoş geldiniz. Yeni adli yıl bugün başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan düzenlenen açılış töreninde konuştu. Yeni anayasa mesajı verdi. Özellikle siyasi partileri sürece katkı sunmaya davet etti. Darbe anayasasının gölgesinde Türkiye yüzyılını konuşmayı ülkemiz ve demokrasimiz için zül addediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023-2024 adli yıl açılış töreninde konuştu. Yeni anayasa mesajı verdi. Cumhurbaşkanı meclisi işaret etti. Siyasi partileri sürece katkı sunmaya çağırdı. Milletimize vaadimiz olan birinci sınıf demokrasi, birinci sınıf ekonomi ve birinci sınıf özgürlüklerin tamamlayıcısı birinci sınıf anayasa olacaktır. Türkiye yüzyılı vizyonumuz böyle bir anayasayla daha da güçlenecektir. Bunun için 85 milyonun tamamının sahipleneceği ve işte benim anayasam diyerek baş tacı edeceği bir metni artık milletin takdirine sunmamız gerekiyor. Buradan siyasi partilerimizi, yüksek mahkemelerimizi, üniversitelerimizi, devlet kurumlarımızı, barolarımızı, meslek kuruluşlarımızı, sivil toplum örgütlerimizi ve milletimizin her bir ferdini bu sürece katkı vermeye davet ediyorum. Meclisin açılışıyla birlikte Türk demokrasisini yeni bir anayasaya kavuşturmak için girişimlerimizi tekrar başlatacağız. Adalet mahkeme salonlarında tecelli eder diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, televizyon ve sosyal medyaya yansıyan yargı süreçlerine karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi. Sokağa, televizyon ekranlarına ve sosyal medya mecralarına taşınan adalet, hukuka olan güveni zedeler ve zamanla yok eder. Eline mikrofonu veya klavyeyi alan birilerinin mahkeme kararlarını kendi arzuları ve ideolojik aidiyetlerine göre eğip bükerek yorumlaması, hatta daha da ileri giderek hüküm vermesi doğru değildir. Bu tür şımarık hezeyanlar hem adalet sistemine hem de sistemin fedakar mensuplarına karşı yapılmış büyük bir haksızlıktır, saygısızlıktır. Günümüzde sayıları giderek artan sosyal medya mahkemelerini toplumumuzun birliği, dirliği, huzuru ve iç barışı açısından büyük bir tehdit ve tehlike kaynağı olarak görüyoruz. Ankara'da Teknofest heyecanı sürüyor. Bugün önemli bir konuk vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Teknofest alanını ziyaret etti. Burada yaptığı açıklamada Teknofest'i evladı gibi gördüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Teknofest alanını ziyaret etti. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamayı bekliyordu. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Rüzgarı bu yıl başkentte esiyor. Etimesgut Havalimanı'nda devam eden ve 3 Eylül'e kadar sürecek festivale teknoloji ve bilim meraklılarının ilgisi oldukça yoğun. Cumhurbaşkanı Erdoğan da etkinlik alanını ziyaret etti. Açılmamış kanatların büyüklüğü. Cumhurbaşkanı alandakilere seslendi. Ülkemiz ve milletimiz için çok önemli bir milat olan 2023 Teknofest'ine ilkokuldan doktoraya kadar her seviyeden 1 milyon gencimizin başvurduğunu öğrendim. İşte bu tablo Türkiye 100 yılı tablosudur. Torunlarıma, cümle evlatlarımıza, bilhassa bugün buradaki siz Teknofest katılımcılarına baktığımda Türkiye'nin geleceğini görüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan Teknofest'i evladı gibi gördüğünü söyledi. Her geçen yıl katılımcı ve ziyaretçi sayısının katlanarak arttığı Teknofest'e gösterilen ilgi bizi gerçekten çok sevindiriyor. Çünkü Teknofest benim adeta evladım gibidir. 2017 yılında bir kucağıma torunum
Aybike'yi diğer kucağıma o günlerde fikri oluşum içindeki Teknofest'i alma bahtiyarlığını yaşadım. Hem torunumun hem de milli teknoloji hamlesinin sembolü haline gelen bu güzel festivalin büyümesine, serpilmesine, gelişmesine bizzat şahitlik ettim. Denizlerde av yasağı kalktı. Poyrazköy'deki av sezonu açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Telsizden balıkçılara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan av sezonunu başlattı. Bu balık sezonumuz sizler için, milletimiz için bol, bereketli olsun inşallah. Ya Allah! Bismillah! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telsizden balıkçılara seslendi. Balık sezonu başlamış oldu. Milletimiz için bol, bereketli olsun inşallah. Denizlerde 15 Nisan tarihinde başlayan avlanma yasağı 1 Eylül'de sona erdi. AV teknelerinin bakımlarını yapan balıkçılar yeni sezona hazırlanmıştı. Balıkçılar vira bismillah diyerek denize açıldı. Türkiye geneli birçok limanda 2023-2024 balıkçılık av sezonu için açılış töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Poyrazköy'deki av sezonu açılışına katıldı. Buradaki konuşmasında depremzede balıkçılara müjdesi oldu. Deprem bölgesinde balıkçılık yapan vatandaşlarımızla ilgili bir müjdeyi de bu akşam sizlerle paylaşmak istiyorum. Deprem bölgesinde yaşayan ve gelir kaybı yaşayan balıkçılarımıza destek veriyoruz. Yarın itibariyle gemi başına 3.500 ila 60.000 lira arasında desteği depremzede balıkçılarımızın hesaplarına yatırıyoruz. Bir balıkçı teknesinin dümenine geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan denize açılan diğer balıkçılara telsizden seslendi. Değerli kardeşlerim, vira bismillah dedik. Şimdi de bu balık sezonumuz sizler için, milletimiz için bol, bereketli olsun inşallah. Ya Allah! Bismillah! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telsizle yanıt veren balıkçılar da temennileri için kendisine teşekkür etti. Sağ olun Cumhurbaşkanım, Allah razı olsun. Poyrazköy'ümüze geldiniz. Sağ olun, var olun. Allah size sağlık, uzun ömürler versin. Sayın Cumhurbaşkanım, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefinde Konya var. CHP lideri çok iyi bir aday çıkararak Konya'yı alabileceklerini iddia etti. Çok teşekkür ederim. Şöyle elini de bir kaldırayım başkan. İyi bir aday çıkararak Konya'yı kazanabiliriz. Bu açıklama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ait. Genel seçim ezimetini çabuk unutan Kılıçdaroğlu yerel seçimlere odaklandı. Ben kimeyi dışarıdan alıyoruz. Ya biz niye öğretmiyoruz? Her gün yeni bir olayla gündeme gelen CHP'de yerel seçim hazırlığı var. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin istifası istenirken CHP lideri ısrarla yerel seçimi işaret ediyor. CHP'li kurmaylar tıpkı genel seçimler öncesinde olduğu gibi kazanacağız söylemleriyle gündemi meşgul ediyor. Kur korumalı mevduat uygulamasının, işçinin, esnafın, orta direğin, hasılı vatandaş... Son olarak CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak yerel seçimlerle ilgili iddialı bir çıkış yapmıştı. Öztrak, yerel seçimlerde tarihi başarıya imza atacağımıza inanıyoruz. Bu sefer Bursa, Balıkesir ve hatta Konya'yı bile alacağız, göreceksiniz demişti. Öztrak'ın bu çıkışı yerel seçim hazırlıklarına başlayan Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu. İddialı bir yanıt verdi CHP lideri. Evet, Konya'da alınmayacak yer değil, iyi bir aday bulursak başarabiliriz ifadelerini kullandı. Genel seçim dönemindeki koltuk savaşlarını hatırlayacaksınız. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu bütün küçük partilerin kapısını çalmıştı. Onlardan biri de Zafer Partisi'ydi. Ümit Özdağ bakanlıklar vaat etmiş, destek istemişti. Özdağ hangi bakanlıkların pazarlık konusu olduğunu açıkladı. İçişleri, Milli Eğitimle Kültür ve Turizm Bakanlığı. CHP Zafer Partisi'ne bu bakanlıkları vaat etti. Gizli anlaşmanın maddelerini Ümit Özdağ açıkladı.
2023 genel seçimlerinde siyaset sahnesinde yaşanmayan kalmadı. Meral Akşener'in altılı masayı dağıtıp tekrar dönmesi en büyük skandaldı. Muhalefetin koltuk pazarlıkları da sürece damga vurdu. Altılı Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur öncesi Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'la yaptığı protokol de onlardan biri. İlk tur öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda ülkenin bölünebileceğini söyleyen Özdağ, Kılıçdaroğlu ile masaya oturup bakanlık pazarlığı yaptı. Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ'a 3 bakanlık ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nı verdiği ortaya çıktı. Ümit Özdağ'ın açıkladığı anlaşma önce CHP sözcüsü Faik Öztrak tarafından yalanlandı. Ardından Kılıçdaroğlu ise iddiayı doğruladı. Yani Özdağ ve Kılıçdaroğlu arasındaki anlaşmadan sadece Millet İttifakı üyeleri habersiz değildi. CHP'nin en önemli kurmayları bile yapılan anlaşmadan bir haberdi. Hürriyet ve İtilaf geleneğiyle bir araya gelip imza atacak bir parti değildir. Konuya ilişkin önemli bir gelişme daha yaşandı. Ümit Özdağ bu kez de gizli anlaşmanın detaylarını açıkladı. Özdağ, seçimin kazanılması durumunda İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kendilerine verileceğini duyurdu. Yazılı bir metinde anlaşılmadığını söyleyen Özdağ, bakanlıkların bölünebileceğini bile konuştuk. Milli İstihbarat Teşkilatı'nı da konuştuk. İçinden gelen birinin başkan seçilmesi gerektiği konuşuldu, ifadelerini kullandı. Hepsi bir sene içerisinde ülkelerine dönecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kuduz aşısından salgın söylemlerine kadar birçok konuya açıklık getirdi. Kuduz riskiyle ilgili aşı sorununun olmadığını söyledi. Salgınla ilgili söylemlere son noktayı koydu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Mardin'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Fahrettin Koca başıboş sokak köpeklerinden dolayı yaşanan kuduz riskine değindi. Aşı ile ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Yeterince aşımız var. Bizim teknoloji transferiyle yerlileştireceğimiz 3 aşıdan birisi de kuduz aşısı. Diğer 2 aşı da biliyorsunuz hepatit A ve su çiçeği. Dolayısıyla aşı açısından herhangi bir sorunumuz yok. Vakalarımız açısından hastaneye müracaat eden hastalarımızda da bir artış olmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Teşekkür ediyorum. Fahrettin Koca son zamanlarda gündemi meşgul eden salgın söylemlerine de son noktayı koydu. Ben ishal durumuyla ilgili biliyorsunuz yer yer bölgesel şebekeden, su arıtmadan kaynaklı ishal vakalarını görüyoruz. Ve halk sağlığı ekibimiz sahada yaygın bir şekilde analizlerini çok sıkı bir şekilde yapıyor. Klorlamayı yakından takip ediyoruz. Gerektiğinde filyasyon yaparak kaynağına inerek kaynağını ortadan kaldırmak noktasında da bir gayretle çaba içinde oluyoruz. Bir salgın, genel bir salgın olduğundan söz etmek mümkün değil. E-reçete düzenlemesindeki farklı diller tartışmasına da açıklık getirdi Bakan Koca. E-reçete ile ilgili konu şu. TC vatandaşı olan yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan hiçbir kimseye Türkçe dışında reçete yazılımı söz konusu değildir. Altını özellikle çiziyorum. Yapılmak istenen, özellikle Türkiye her geçen gün sağlık turizminin üssü olmaya, önemli 3 ülkeden biri olmaya doğru hızla ilerliyor. Yabancı olan hastanın kendi ülkesinde reçetenin anlaşılır olmasını sağlamak için yapılan bir düzenlemedir. Bu var olan yaklaşımı biraz daha geniş tutarak hizmetin geldiği noktayı göstermek için önemlidir. Birileri bir yerlere çekmek istiyor. Varsın nereye çekerlerse çeksinler. Hakikat bundan öte değildir. Teşekkür ediyorum. Milli İstihbarat Teşkilatı Kuzey Irak'ta nokta bir operasyona imza attı. Terör örgütü PKK'nın saldırı ve sabotaj amacıyla eğitim verdiği Rezan Güngen etkisiz hale getirildi. Saldırı ve sabotaj eğitimleri alıyordu. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ağına takıldı. PKK'nın özel operasyonlarda kullanmak için eğittiği Rezan Botan kod adlı Rezan Güngen etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kırsalında gerçekleştirildi operasyon. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın hedefindeki isim terör örgütünden saldırı ve sabotaj eğitimi alan Rezan Gülgen'di.
MIT'in saha ajanları terörist Güngen'in çevresindeki örgüt sempatizanlarının yönlendirmesiyle Irak Mahmur kampına gittiği, örgütün gençlik yapılanmasının içerisinde bulunduğu ve PKK'ya katılım sağlayarak örgütsel faaliyetlerde yer aldığını tespit etti. Ardından Güngen'in faaliyetleri deşifre edildi. Önümüzdeki süreçte Türkiye'ye karşı eylem gerçekleştirmesi muhtemel teröristler arasında yer alan Rezan Güngen'in yeri, MIT'in istihbarat ağı ve saha ajanları sayesinde tespit edildi. Özel eylemlerde kullanılmak için eğitilen terörist, Irak Süleymaniye kırsalında MIT tarafından etkisiz hale getirildi. Öte yandan Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Assos'ta teröristlerin sözde üs olarak kullandığı bölgelere hava harekatı gerçekleştirildi. Harekatta 16 mağara ağzı, 4 sığınak, 2 malzeme deposu imha edildi. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı operasyona ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada harekat öncesinde hedeflerin özenle seçildiği ifade edildi. Erzurum'un Pazaryolu ilçesine bağlı Konak Yeri mahallesindeki bir evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyünce 7 ev ve 8 ahır kül oldu. Erzurum valisi Mustafa Çiftçi yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Bu taraf aldı, bu taraf! Bir evin çatısında çıkan yangın 7 ev 8 ahırı küle çevirdi. Erzurum'da çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Burası Erzurum'un Pazaryolu ilçesine bağlı Konak Yeri mahallesi. Bir evin çatı katında yangın çıktı. Ancak alevler rüzgarın etkisiyle yayıldıkça yayıldı. İhbar üzerine Erzurum ve Bayburt'un yanı sıra Pazaryolu ve İspir itfaiye ekipleri derhal olay yerine sevk edildi. Yangını kontrol altına almak kolay olmadı. 5 saat sürdü çalışmalar. Yangın kontrol altına alınana kadar geçen sürede 7 evle 8 ahır tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı olmaması yüreklere su serpti. Erzurum valisi Mustafa Çiftçi hemen yangın bölgesine gitti. Beraberindekilerle incelemelerde bulunan vali Çiftçi açıklamalarda bulundu. Çiftçi ilgili birimlerin hasar tespit çalışmalarını yapacaklarını söyledi. An itibariyle 7 tane ev, 8 tane de ahır yanmış durumda. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüzün hasar tespit ekipleri de buraya intikal edecekler. Ve bu söylediğim hem evlerdeki hem de ahırlardaki zararları tespit edecekler. Çok şükür şu an itibariyle hem can kaybımız yok hem de hayvanlarda da herhangi bir kayıp yok. En büyük teselli kaynağımız da bu. Bu taraf aldı, bu taraf! Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu gurbetteki Erzurumlular için her yıl farklı etkinlikler düzenliyor. Federasyon bu yılı da boş geçmedi. 2-3 Eylül'de piknik şöleni düzenlenecek. Yarışmalar düzenlenecek, yöresel lezzetler sunulacak. Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Erzurumluları Kocaeli'de bir araya getirecek. Şölene katılım ücretsiz olacak. Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu yine çok konuşulacak bir etkinliğe imza atıyor. Federasyon, Erzurum'un kültürel tüm değerlerini Erzurum hasreti çeken gurbetteki dadaşlarla buluşturacak. 2-3 Eylül tarihlerinde bir piknik organizasyonu düzenlenecek. Piknik şöleni Dilovası'nda bulunan Tepecik Mesire alanında yapılacak. Piknikte Erzurum'un damak çatlatan lezzetleri sunulacak, geleneksel oyunlar oynanacak, cirit gösterisi düzenlenecek. Ayrıca birçok sanatçı sahne alacak. Erzurum Tanıtım günlerimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyor, hayırlı akşamlar diliyoruz. 2 gün sürecek olan piknik şöleninde çocuklar da unutulmadı. Çocuklar için de oyun alanları oluşturuldu. Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Tekin Dursun bu kapsamda dadaşlara bir çağrıda bulundu. Tekin Dursun, "Bizim tek gayemiz ve arzumuz dünyanın imrendiği Erzurum misafirperverliğini yaşatmak, Erzurum'a has lezzetleri, gelenek ve görenekleri şölenimize katılan tüm vatandaşlarımıza tanıtmaktır. Bizler birer dadaş olarak dadaşlık kelimesinin anlamını her anlamda yaşamalı ve yaşatmalıyız. Yaptığımız etkinliklerle amacımız şehrimizin tanıtımına katkıda bulunmak ve Erzurum'da kış ve yaz turizminde kazanacağı değerlere katkıda bulunmaktır.
Bu vesileyle 2 ve 3 Eylül tarihlerinde Kocaeli Dilovası'nda eski İstanbul yolu üzerinde bulunan Tepecik Mesire alanında gerçekleştireceğimiz geleneksel piknik şölenine herkesi davet ediyorum ifadelerini kullandı. Ev sahibiyle kiracı kavgaları bitiyor. Yaşanan anlaşmazlıklar bugün yürürlüğe giren arabuluculuk sistemiyle artık kısa sürede çözüme kavuşacak. Kira anlaşmazlıklarında mahkemeden önce arabuluculuk zorunluluğu resmen başladı. Arabuluculuk kesinlikle hakkaniyet içerisinde ilerleyen bir sistem. Bir kere iki tarafın serbest iradeyle konulanmasını sağlıyor. Yani bir taraflardan birisi daha çok konuşup diğeri de az konuşmuyor. İki taraf aynı fiziki koşullarda toplantıda bulunuyor. Ev sahibi ile kiracı arasında çıkan anlaşmazlıklar artık kısa sürede çözüme kavuşacak. Arabuluculuk sistemi bugünden itibaren işlemeye başladı. Bürolarda da yoğunluk oluştu. 1 Eylül itibariyle ev sahibi kiracı uyuşmazlıkları mahkemeden önce arabuluculuk faaliyetiyle giderilecek. Artık davaya gitmeden önce kira, komşuluk ve kat mülkiyeti sorunlarının tamamında arabulucuya gidilecek. Sistemde taraflara 3 hafta süre tanınıyor. Bu süre zarfında anlaşma sağlanamazsa 1 haftada ek süre veriliyor. Toplamda 4 hafta içerisinde taraflar anlaşmazsa dava yoluna başvurulabiliyor. Eğer arabulucuya başvurmadan, arabuluculuk bürosuna gidilmeden bir dava açılacak olursa o dava reddedilecektir. Bu çok önemli bir şey. Davanın reddedilmesi riski olacağı için sakın arabuluculuğa başvuru atlanmasın. Bundan sonra artık davaya gitmeden önce kira sorunlarında, komşuluk sorunlarında, kat mülkiyetine ilişkin sorunların tamamında artık arabulucuya gideceğiz. Arabuluculuk başvurularında bulunmanın birkaç yöntemi var. Bir tanesi eğer arabulucuyu tanıyorsa başvuracak taraflardan birisi doğrudan tanıdığı arabulucuya başvurup o arabulucunun bu sorunda, bu uyuşmazlıkta arabulucuya görev yapmasını isteyebilir. Diğeri arabuluculuk merkezleridir. Bunlar kurumlaşmış arabuluculuk uygulaması yapan yapılardır. Burada kuruma başvurulur. O arabuluculuk merkezi kendi içerisinden duruma en uygun olduğunu düşündüğü arabulucuyu atar ve o arabulucuyu da karşı taraf kabul ederse görüşme yapılabilir. Ama hiç arabulucu tanınmıyorsa, arabuluculuk merkezleri bilinmiyorsa, bunlarla bir iletişim daha önce sağlanmadıysa bu halde adliyelerde arabuluculuk büroları vardır. Ve adliyedeki arabuluculuk bürolarına başvurarak Adalet Bakanlığı listesinde kayıtlı olan arabuluculardan bir tanesi atanmış olacaktır, görevlendirilmiş olacaktır. Arabuluculuklarda hiçbir ücret talep edilmiyor. Acaba bu başvuru sırasında bir ücret ödüyor muyum? Hayır, arabuluculuğa başvuru ücretsizdir. Bu da işin diğer dikkat çeken güzel yanlarından bir tanesi. Bu ödemeyi taraflardan birinin yapabileceği gibi ortaklaşa da yapılabilecek. Tarafların kabulüyle arabulucu kişi anlaşmazlıkta hakim gibi karar verecek ve bu karar hukuki olarak kabul görecek. Burada çok kıymetli bir şey var. Bir hakim kararına ulaşmak için Türkiye'de yargılama süresi en az 3 yıl, 5 yıl gibi sürelerdir. Halbuki arabuluculuk anlaşma belgesine ulaşmanın süresi en fazla 4 haftadır. Arabuluculuğa yapılan başvurulardan neredeyse yarısında, ortalama olarak söylüyorum, yarısında anlaşma üretildiğini görüyoruz. Oltu seracılık projesiyle devlet destekli kurulan seralar yüzleri güldürdü. Seralarda ekili sebzelerden ürün alınmaya başlandı. Oltu seracılık projesinde ürün alınmaya başlandı. 6 farklı mahallede 7 çiftçiye yapılan seralardaki ürünler çiftçilerin yüzlerini güldürdü. Çok memnunuz. Fideler de güzel çıktı, verimi de güzel oldu. 2 günde 10 kasa kadar toplayıp satışa sunuyorum. Erzurum'un Oltu ilçesinde İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve %70'i Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen bir proje başlatıldı. Oltu seracılık projesiyle devlet destekli seralar kuruldu. 53 yaşındayım. Yaklaşık 3-4 yıldır tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorum. Bu serayı ilçe tarım aracılığı ile DAP idaresinin %70 hibesiyle aldım ve üretime başladım. Seralardan ürünler alınmaya başlandı. Bu durum üreticilerin yüzünü güldürdü. Domates, biber, fasulye bulunmaktadır. Mısır üretmekteyiz. Kavun üretmekteyiz. Bunların tamamı bu senelik deneme amaçlıydı. Önümüzdeki yıllarda kısmet olursa daha profesyonel, daha bilgili bir şekilde bir şeyler üretmeye çalışacağız. Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Profesör Doktor Osman Demirdöğen ve Oltulu yetkililerle birlikte seralarda incelemelerde bulundu.
Erken aldık fideleri. İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, devlet desteklerinin sürdürülerek kazançların kalıcı hale getirilmesi için gayret ediyoruz dedi. Bakanlık olarak yıllık verdiğimiz yaklaşık 597 milyon desteğin yanında yerelde de uyguladığımız projeler var. İşte DAP liderimizin desteğiyle, valimizin desteğiyle bugün bu projelerimizden birini yerinde ziyaret ettik. Bu tür projelerimize inşallah desteklerimiz devam edecek. Bu projeleri hazırlayıp ilgili finans kuruluşlarımıza sunarak çiftçilerimize bu şekilde katkılarımız devam edecek. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Osman Demirdoğan ise bölge çiftçisinin refah düzeyini artırmak istiyoruz diye konuştu. Bitkisel üretimin, meyve sebze üretiminin geliştirilerek bölge çiftçisinin gelirine katkıda bulunmayı, bölgenin refah düzeyini artırmaya çalışıyoruz. Direk satsam 15-16. Hani pazardır. Çünkü diğer arkadaşlar pazarda kendi. Doğalgaza Eylül'de zam yok açıklamayı BOTAŞ yaptı. Şirketin internet sayfasında yapılan açıklamada mesken aboneler de dahil hiçbir kalemde zam olmayacağı bildirildi. BOTAŞ doğalgaz tarifelerinde değişikliğe gitmedi. Elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında sanayi kuruluşlarında ve mesken abonelerinin tarifesinde Eylül ayında zam olmadı. Doğalgazda Eylül tarifesi değişmedi. Sanayi abonelerinin yanı sıra mesken tarifelerinde de bu ay zam yapılmayacak. Boru hatlarıyla petrol taşıma anonim şirketi internet sitesinde Eylül ayı tarife tablosunu paylaştı. Tarifede değişiklik yapılmadı. BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine Eylül'de uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 4080 lira olarak açıklandı. Sanayi abonelerinin tarifesi kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 7124 lira, kademe 2 içinse 9478 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 10.000 lira olarak duyuruldu. Öte yandan Türkiye'deki doğalgaz abone sayısı 20 milyona aştı. Sektör kaynaklarının raporlarına göre ülke genelinde doğalgaz ulaşmayan il yok. 81 ildeki 763 ilçeye ve 214 organize sanayi bölgesine doğalgaz ulaştırıldı. Türkiye'de konut ve serbest tüketici doğalgaz abone sayısı yılın ilk yarısında 356.539 artarak 20 milyonu aştı. Söz konusu artışın 335.114'ü konut abone sayısında, 21.425'i ise serbest tüketici sayısında görüldü. Serbest tüketici sayısında İstanbul 243.849 aboneyle ilk sırada yer alırken, İstanbul'u 2.008.884 aboneyle Ankara, 1.073.385 aboneyle Bursa, 928.128 aboneyle İzmir, 712.858 aboneyle Kocaeli, 570.000 aboneyle Konya takip etti. Bu verilerle Türkiye, Avrupa'da İtalya ve Almanya'dan sonra en çok doğalgaz abonesi olan 3. ülke konumunda bulunuyor. Türkiye'nin 2-3 yıl içerisinde Almanya'yı geride bırakarak Avrupa'da en fazla doğalgaz abonesine sahip 2. ülke olması bekleniyor. Erzurumspor Futbol Kulübü pazar günü Şanlıurfa deplasmanına çıkacak. Ligin ilk 3 haftasında galibiyet yüzü göremeyen Dadaşlar bu maçta galibiyet hedefliyor. Erzurumspor Futbol Kulübü 3 Eylül Pazar günü deplasmanda Şanlıurfa Spor'la karşılaşacak. Mavi Beyazlıların ligin ilk 3 haftasında galibiyeti bulunmuyor. Erzurumspor Futbol Kulübü Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında pazar günü deplasmanda Şanlıurfa Spor'la karşılaşacak. Dadaşlar karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor. Zorlu müsabakayı Burak Olcar yönetecek. Olcar'ın yardımcılıklarını Muhammed Ali Doğan ve Egemen Savran yapacak. Toplar altı. Karşılaşmanın 4. hakemi Ali Yılmaz olacak. Mavi beyazlı takım ligde oynadığı 3 maçta aldığı 2 puanla puan cetvelinin 14. sırasında yer alıyor. Erzurumspor Futbol Kulübü Tuzla Spor, Göztepe, Bolu Spor ve Ümraniye Spor'la birlikte ligde şu ana kadar galibiyet sevinci yaşamayan 5 takım arasında yer alıyor. Erzurumspor Futbol Kulübü Şanlıurfa deplasmanında olumsuz gidişatı bu deplasman maçında sonlandırıp taraftarına da kendisini affettirmek istiyor. Okulların açılmasına sayılı günler kala Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık çocukların sağlığını tehlikeye atacak okul ve kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerini artırdı.
Yaz tatilinin sona ermesine sayılı günler kaldı. Binlerce öğrenci ve veli yeni dönem için okul ve kırtasiye alışverişine başladı. Bu kapsamda denetimler sıklaştırıldı. Çocuğun yaşına göre kullanımı uygun olmayan ve herhangi bir standarta uygun olmadığı CE belgesiyle sabitlenmeyen ürünleri almamaları lazım çocuklarımızı korumak adına. Kalemler, silgiler, defterler. Her bir öğrenci okul eşyalarını almak için kolları sıvadı. Ancak alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken şeyler var. Çünkü renkli kalemler ve silgiler aslında göründüğü kadar masum değil. Ticaret Bakanlığı bu masum olmayan ürünler için denetimleri elden bırakmıyor. Türkiye'nin dört bir yanından alınan numuneler tek yetkili laboratuvar olarak bize iletiliyor. Biz de burada hem kimyasal açıdan hem fiziksel açıdan incelemelerini yapıyoruz. Eğer bir uygunsuz bulduğumuz takdirde de bakanlığımıza rapor ediyoruz bütün bunları. Öncelikle ürünlerin kanserojen madde içerip içermediğine bakılıyor. Uzmanlar bu durumlarda merdiven altı yerlerden alışveriş yapılmamasını öneriyor. Yerli ve milli otomobil TOGG'un teslimatları Mayıs ayında başlamıştı. 3 yıllık süreçte çok sayıda TOGG kullanıcısıyla buluştu. Ağustos ayında ise rekor kırıldı. Geçtiğimiz ay 1965 TOGG teslimatı yapıldı. TOGG'un Ağustos ayı teslimatı 3 ayın toplam teslimatını geçti. Son bir ayda 1965 TOGG kullanıcısıyla buluştu. Yerli ve milli otomobil TOGG yollarda. İlk teslimatlar Mayıs ayında yapıldı. 3 aylık süreçte de kullanıcılar TOGG'la buluşmaya devam etti. Ağustos ayında ise teslimat rekoru kırıldı. Açıklama TOGG'un sosyal medya hesabından yapıldı. Açıklamaya göre Ağustos ayında 1965 adet T10X TOGG teslimatı gerçekleşti. Mayıs-Temmuz dönemini kapsayan 3 aylık süreçte gerçekleştirilen teslimat sayısı Ağustos ayında geçilmiş oldu. TOGG'dan yapılan açıklamada gördüklerinizden fazlası var demiştik ifadesi kullanıldı. Trabzonlu balıkçılar av yasağının sona ermesiyle denize açıldı. Tezgahlarda ağırlıklı olarak istavrit yer aldı. Ağlara takılmayan palamut tezgahlarda yerini alamadı. Balıkçılar için büyük gün geldi. 1 Eylül itibariyle av yasağı sona erdi. Balıkçılar denize yelken açarak balık sezonunu açtı. Hayırlı olsun. Evet, hayırlısıyla bir sezona başlangıcına başlıyoruz. Tabii istenilen zaten şu an biraz kraçanın bol olması, akabinde palamutun olması. Karadeniz'e açılan tekneler ağırlıklı olarak istavrit avlıyor. Deniz suyu sıcaklığı yüksek olmasından dolayı palamut kendini göstermedi. Trabzon'da 1 Eylül itibariyle av yasağı sona erdi. Tezgahları ağırlıklı olarak istavrit süsledi. Palamut bu sezonda yüzünü ağlara göstermedi. Balıkçılar sezonun 15 gün sonra açılması gerektiğini belirtti. Maalesef sezonun açılışında şu anki gösterge yani istenilen beklenilen bir randıman olmadı. Ama tabii burada iklim değişiklikleri, hava sıcaklıklarından bahsediyoruz. Hani ben bir balıkçı olarak sezonun 15 gün, 20 gün geç açılmasından yanayım. Bunu daha önce de keza yine de belirtmiştik. Yine de üstüne basa basa söylüyorum. Çünkü deniz suyu sıcaklığının yüksek olması balık avını olumsuz etkiliyor. Şimdi balıkçıların beklentisi sezonun bereketli geçmesi. Ama tabii bizim gönlümüz her zaman balığın bol olmasından, inşallah bol olur, vatandaş da bol bol tüketir. Biz de satıcılar olarak bol bol tüketiriz. Yani balıkçı, vatandaş her iki açıdan da inşallah hayırlı, bol, bereketli bir sene diliyorum, temenni ediyoruz yani. Şırnak'ta sonbahar aylarının gelmesiyle beraber göçerler yaylalardan inmeye hazırlanıyor. Göçerler şimdi sıcak bölgelere gidecek. Sonbahar geldi. Sürülerin otlatıldığı yaylalar soğumaya başladı. Göçerler yaylalarda son demlerini yaşıyor. Şırnak'ta havaların ısınmasıyla yayla yolunu tutan besiciler 5 aylık yayla serüvenini tamamladı.
Havaların soğumasıyla birlikte göçerler yayladan inmeye başladı. Binlerce sürünün geldiği yüksek rakımlı Faraşin yaylası da yavaş yavaş boşalıyor. Sürüler sıcak bölgelere götürülüyor. Yorucu yolculuk 30 gün sürecek. Kars'ta doğayla baş başa olmak isteyenler Keklik Deresi Ekoturizm alanında buluşuyor. Sarıkamış Turizm Derneği bu alanın genişletilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Doğu'nun gözde şehri Sarıkamış, daha çok kış turizmiyle ve kayak turizmiyle anılan bir şehrimiz. Fakat doğal güzellikleriyle, ormanlarıyla, dereleriyle, nehirleriyle, şelaleleriyle, ormanlarıyla, endemik bitki örtüsüyle görenleri hayran bırakan bir şehir aynı zamanda. Çetin kışı ve kayak turizmiyle akıllara geliyor. Ekoturizm alanıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Bu kapsamda Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yer alan Keklik Deresi ekoturizm alanında değişikliğe gidilecek. Bu alanda şelale, seyir terasları, yürüyüş yolu gibi birçok alan bulunuyor. Doğa fotoğrafçıları bu bölgeyi fotoğraf çekimi için de yoğun şekilde kullanıyor. Ekoturizm alanı için Sarıkamış Turizm Derneği kolları sıvadı. Bölgenin aynı güzergahında yer alan Ağlayan Kaya, küçük şelalelerle Ördek Gölü'nün de ekoturizm alanına dahil edilmesi için talepte bulunuldu. Burada Ağlayan Kayalık bölgemiz var. Onun devamında da yine küçük şelalelerimiz var. İnşallah bu destinasyonun da turizme kazandırılması için biz dernek olarak da Sarıkamış halkı olarak da girişimlere başladık. Bakanlığımızla, devletimizle, hükümetimizle birlikte inşallah bu alanı da turizme kazandıracağız. Tarım ve Orman Bakanlığı'na yapılan başvuruda alanın genişlemesinin turizme katkı sağlayacağı belirtiliyor. Biz sadece bu turizmi kışın 3 aya sıkıştırmış şekilde yaşıyoruz Sarıkamış'ta. Elimizde çok güzel destinasyon alanları var. İnşallah bunların gerçekleştirilmesi için de bir start verildi. Bunun üzerine Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü bölgede ön incelemede bulundu. Alanın kapsamlı çalışmalar yapılması sonucunda ekoturizm alanına dahil edilmesi hedefleniyor. Erzincan'a gittiniz, çay içmek için bir kahvehaneye oturdunuz. Otlu ya da süzgeçli demediğiniz sürece size çay verilmiyor. Kente çayı nasıl tercih ettiğiniz büyük önem taşıyor. Dört otlu, altı süzgeçli. Bu şekilde istemezseniz çay içmeniz pek mümkün olmuyor. Erzincan'da çay siparişi demli veya açık değil, otlu ya da süzgeçli olarak veriliyor. Erzincanlılar günün her saatinde vazgeçilmez olan çaya farklı bir boyut kazandırdı. Çayı açık ya da demli olarak tercih etmiyor onlar. Ya otlu ya da süzgeçli içiyorlar. Sadece Erzincan'a özgüdür. Çay ne kadar da Rize veya Karadeniz bölgesi üretse de çayı biz daha iyi demlediğimizi ve daha iyi bir şekilde sunumunu yaptığımızı düşünüyoruz. Bu durum il sınırları içerisinde normalleşti. Ancak il dışından gelen misafirler için garip bir hal alıyor. Daha önce otlu çay içemeyen vatandaşlar Erzincan'daki çay ocaklarına geldiklerinde otlu mu süzgeçli mi tercihi soruluyor. Erzincan'da bir çay ocağına gittiyseniz eğer, tabii oranın sürekli müşterisi değilseniz nasıl bir çay içtiğinizi belirtmeniz gerekiyor. Bu da nasıl oluyor? Garsonumuz gelir sorar size, süzgeçli mi içersiniz, otlu mu içersiniz? Eğer bu soruyu sormazsanız kesinlikle çayınız gelmez. Erzincanlılar çoğunluk olarak otlu çayı tercih ederken dışarıdan gelenler süzgeçli çay içmeyi uygun buluyor. Yani kimileri ot ağzına gelmesin diye süzgeçli içerken, kimileri de otu çay bardağının içinde görmeden çay içmem diyor. Süzgeçli tercih ediyorum ben. Süzgeçli tercih etmemin sebebi de otlar ağzıma geldiğinde rahatsız olduğum için süzgeçli içiyorum. Ben de tam tersi, otluyu daha çok seviyorum. Çünkü çay içtiğinin hissiyatını veriyor. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar. Askere düşmanlık, düşmana askerlik.